Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi modelleme eğitimiyle devam ediyoruz. Peki bu modelleme eğitimi neyi içerecek? Arkadaşlar biliyorsunuz piyasada birçok eğitim seti var ve temeli anlatıyor. Açıkçası bu eğitim setlerinin çoğu ya mimariye yönelik ya da işte gösterilen modellemeler falan çok basit kaçıyor açıkçası. Dolayısıyla bizim eğitim setimiz bu şekilde olmayacak. Bu bir ücretsiz eğitim seti diye açıkçası sizlerden bilgiyi gizlemek ya da işte göstermemek gibi Allah muhafaza böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. Bizim dersleri izleyen arkadaşlar zaten biliyorlar. Daha öncesinden yaklaşık 7 yıl öncesinden sinek modellemesini anlatmıştım. İlgi duyan arkadaşlar olur diye organik modelleme için. Açıkçası mimari kadar ilgi duyan kimse olmadı ama mimari derslerimiz atıyorum 100 bin kez izlenmişken sinek modelleme 1000 kez falan izlenmiş durumdaydı. Dolayısıyla biz yine de ola ki izleyenler olacaktır diye gelişmiş modellemeler de anlatacağız. Hard surface modeling de anlatacağız. Atıyorum organik modelleme konusuna da geçeceğiz. Mimari modelleme konusundan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu eğitim seti bir başucu eğitim seti olacak arkadaşlar. İçerik açısından çok dolu dolu bir eğitim seti olacak inşallah. Zaten eğitimlerden de görüyorsunuz, biliyorsunuz önceki derslerde sadece modifiyeleri kullanarak deniz feneri sahnesini modelledik. Modellemeye geçtiğimizde neler modelleyeceğiz siz düşünün. Araç modelleme konusuna da değineceğiz bu arada. Dolayısıyla modelleme bölümüne geçmeden önce böyle bir bilgi vereyim, bir açıklama yapmak istedim sizlere. Şimdi dilerseniz başlayalım ve neler yapacağız bunları bir görelim. İlk olarak Alt+W yaparak aktif ekranımı büyütüyorum. İlk olarak size ne anlatacağım? Araç çubuğumuzu, modelleme araç çubuğumuzu ve modelleme araçlarımız neler? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Temel olarak önce bunları bir göreceksiniz. İyice sindirdikten sonra uygulamalara geçeceğiz inşallah. Şimdi sahnemizde her zaman olduğu gibi bir tane box oluşturdum. Komutları gösterebilmek adına. W'ye basarak ne yaptım? Move komutumu aktif hale getirdim ve F4'e basıyorum. F4'e bastığımda ne oluyor? Edge faces açılıyor. Yani segmentlerini görebilir duruma geliyorum. Şimdi Modify bölümüne geçelim. Bunun bir kopyasını alalım. Şöyle Shift'e basarak kopyasını aldım. Şimdi arkadaşlar biz Convert Editable Poly dediğimiz düzenlenebilir çokgene çevireceğiz bunu. Şu an farkındaysanız üzerinde neler var? Değerleri var. Görüyorsunuz. Genişlik, yükseklik, uzunluk değerlerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Biz bunu düzenlenebilir çokgene çevirdiğimiz vakit bu değerler üzerinden kaybolacak arkadaşlar. Yani bu ölçüler artık gidecek. Dolayısıyla artık biz tıpkı bir işte heykeltıraş diyebiliriz ya da bir usta diyebiliriz. Marangoz ustası da diyebiliriz. Bu kutuyu şekillendireceğiz arkadaşlar. Bir masa yapacağız. Atıyorum bir koltuk yapacağız. Bir top yapacağız. Aklınıza ne gelirse. Dolayısıyla poly'ye geçtiğimiz zaman, editable poly'ye geçtiğimiz zaman buradaki ne gidecek arkadaşlar? Parametreler kaybolacak üzerinden. Şimdi Convert Editable Poly yaparak düzenlenebilir çokgene geçiş yapıyorum arkadaşlar. Geçiş yaptığımda hemen üst bölümde bir panelin açıldığını göreceksiniz. Graphite Tools dediğimiz gelişmiş modelleme araçlarının bulunduğu bölüm. Bir zaman öncesinde nereyi göreceğiz? Bizim için en önemli olan bölüm neresi? Selection menüsü altındaki kısım arkadaşlar. İlk olarak biz bunları göreceğiz. Çünkü buradaki komutlarla alakalı burası. Dolayısıyla bizim ilk öğreneceğimiz bölümler burası olacak. Şimdi ESC'ye basıyorum. Şöyle seçelim. Bakın bir diğer Editable Poly'ye geçiş yöntemini göstereceğim sizlere. Ctrl+Z yapıyorum. Geri geldim. Sağ tıkladım. Convert to Editable Poly. Görüyorsunuz. Buradan seçim yaparak ne yaptım? Editable Poly'ye geçtim. Ctrl+Z yaptım tekrardan. Ekstra bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yani buradan sağ tıklayıp Editable Poly'de yapabiliyormuşuz. Buradan obje üzerine sağ tıklayıp Convert Editable Poly'de yapabiliyoruz. Quad menüyü açarak. Bunu seçiyorum. Modifier List içerisinde Editable Poly'yi seçiyorum arkadaşlar. Bakın burada da bir Editable Poly'miz var. Modifier olarak yalnız buradaki arkadaşlar. Aradaki fark ne? Onu söyleyeceğim. Bakın aradaki fark şu. Biz burada bir düzenleme yaptığımız zaman Ctrl+Z komutumuz, yani bu obje üzerinde mesela şuradaki vertexleri seçiyorum basitçe. Daha anlatmadım ama şöyle basitçe yön değiştiriyorum. Bu şekilde objeyi değiştirdiğimi düşünün. Bir masa yaptığımı. Fakat bir yerde hata yaptığımı düşünüyorum ve geriye gelmek istiyorum. En fazla kaç kere gelebilirim arkadaşlar?
Ctrl ile Z komutuna basarak işte 20 defa gelebilirim. Veya objenin ana haline dönmek istiyorum. İlk yani editable polinin uygulandığı haline dönmek istiyorum. Çünkü bu bir kutu olmayabilir. Başka bir şekilde olabilir. Yani hani illa kutu olacak diye bir şey yok. Kutu hani yeniden çizersiniz. Ama çok detaylı bir model vardır. Bu modeli düzenliyorsunuzdur. Fakat hata yapmışsınızdır. Geriye dönmeniz gerekecektir. Dolayısıyla bu durumda ne yapacaksınız? İşte Ctrl ile Z yapacaksınız ve geriye alacaksınız. En fazla kaç kere? 20 kere aldık diyelim. Veya işte ayarlardan, preferences'tan ayarladınız, daha fazla aldınız. Ama hani bir yere kadar. Dolayısıyla eğer o objenizin şekli işte karmaşık bir obje olabilir. O objenin şekli karmaşık bir obje ise, komplike bir modelse arkadaşlar ve siz ona editable poly uygulayacaksanız modifier olarak editable poly'yi uygulayabilirsiniz. Bir seçenek olarak söylüyorum bunu. Neden? Şimdi biz bunda bir değişiklik yaptığımızda seçeneğin sebebini söyleyeceğim. Değişiklik yaptığımızda ve diyelim ki geriye dönmek istediğimizde ya da objenin ilk haline dönmek istediğimizde ne yapacağız? Ctrl+Z komutlarından hariç geleceğiz. Bunu ya göze bakıp şu göze tıklayarak kapatacağız bu modifier ya da üzerinden sileceğiz ve eski haline döndüreceğiz. Dediğim gibi bunun komplike bir model olması lazım. Karmaşık bir model olması lazım. Tavsiyem. Yoksa bir kutu üzerinde tabii ki kutuyu seçip üzerine editable poly vermek çok da önemli değil açıkçası. Çünkü zaten kutunun aynısını yeniden hemen aynı ölçülerde çizebilirim. Ama bu bir başka bir model olabilir. Bu bir karakter olabilir. Bu bir silah olabilir. Bu bir araç olabilir. Aracın bir parçası olabilir. Bir koltuk modeli olabilir. Finale kadar gelmiş tamamlamışsınızdır. Dolayısıyla ya yedeğini alarak çalışacaksınız ya da dediğim bu yöntemi uygulayacaksınız. Modifier üzerinden editable poly uygulayarak. Modifier üzerinden editable poly uygulayarak verilen etkiyle normal etkinin mantığını arasındaki farkı anlamışsınızdır umarım. Şimdi gelelim modelimize. Biz normal sağ tıklayıp Convert Editable Poly üzerinden şu an anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada Selection menüsü altında vertexler var. Edge'ler, border'lar, poligon ve elementler var arkadaşlar. 5 tane ana başlığımız var. Bir şeye dikkat edelim. Bakın şuradaki menüleri kapatıyorum. Bu arada benim şu araç ekranım daha doğrusu şöyle yana doğru alınmış durumda. Dolayısıyla burada diğer menüler otomatik olarak açılıyor. Gördüğünüz gibi tıklayınca. Eğer sizde öyle değilse şöyle çekiştirerek yapabilirsiniz. Şimdi Selection menüsü altında Vertex var ve diğer komutlar var. Tıklayınca ne dikkatinizi çekti bilmiyorum ama ben şimdi sizlere söyleyeceğim. Bakın seçince Vertex'i en önemli panelimiz olan Edit Vertex paneli açılıyor. Yani Edit'le başlayan bir panel açılıyor arkadaşlar. Diğerlerinde de var bu. Bakın Edit Edge şurada geldi. Edit Border bakın şurada. Edit Polygon burada. Edit Element gördüğünüz gibi. Yani her seçtiğiniz başlığın Edit'le başlayan ekstra bir menüsü açılıyor arkadaşlar. Bunu bir kere kafamıza yazalım. Peki ne işe yarayacak? Her birinin altında kendine özel komutlar var arkadaşlar. Biz bu komutları kullanarak çeşitli modellemeler gerçekleştiriyoruz. Burada da zaten eğitimlere bunu öğreneceksiniz inşallah. Şimdi bunları seçerek bu komutların açıldığını öğrenmiş olduk. Tıklayarak yeni bir vertex'in veya diğerlerinin açılmış olduğunu öğrenmiş olduk. Dilerseniz bir sonraki derste devam edelim. Bir sonraki derste ise Edit Vertex menüsüne bakalım. Sonra Edit Edge, Border, Polygon ve Element olarak devam edelim arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.